Yurt dışındaki diasporasına her ülke sahip çıkar, iyi diyalog kurar. Ve dün de bu kapsamda bir buluşma gerçekleştirdik. İsterdik ki bu buluşma daha geniş bir salonda ve istediğimiz yerlerde gerçekleşsin. Fakat maalesef sistematik bir şekilde 3 tane düğün salonu ve 1 otel, yani 4 tane toplantı yapacağımız yer iptal edildi. Ve bunun sebebi de Alman yetkililerinden bu otel ve yer sahiplerine olan baskı, hatta tehdit. Bu bizim ilişkilerimize yakışan bir durum değildir. Biz bunun böyle olmasını da arzu etmezdik. Hatta Hamburg'daki benim kalacağım otelin bile rezervasyonunu baskıyla iptal ettirdiler. Bu demokrasiye de sığmaz. İnsan haklarına ve özgürlüklere, temel özgürlüklere ve Avrupa standartlarına da uymaz, çelişir. Bu ilk defa olmadı. Daha önce yine Almanya'da bakanlarımızın toplantıları da değişik gerekçelerle iptal edildi. Bu esasen yeni karşılaştığımız bir durum. Oysa yıllardır gerek Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, en son Başbakanımız Binali Yıldırım Düsseldorf bölgesinde vatandaşlarımızla buluştu. Biz de defalarca buluştuk. Her seferinde de verdiğimiz mesajlar son derece olumludur. Türk toplumuna yönelik ve geldiğimiz ülkeye yönelik hep olumlu mesajlar vermişizdir. Yeni referandum aşamasında bu yeni uygulamayı biz çok garipsedik, doğru bulmadık. Ne var ki iki ülke arasında diyaloğun son derece iyi işlemesi gerekiyor. Bu süreçte dostum Zygmunt Gabriel'le 3 defa telefonda görüştük. Bu sabah da kendisiyle sabah kahvaltısında başa baş çok samimi bir ortamda bir görüşme gerçekleştirdik. Çok her şeyi açık açık konuştuk. Ve bu uygulamalardan dolayı duyduğumuz rahatsızlığı ilettik. Onun da ötesinde son yıllarda ve özellikle son bir yılda Almanya'da yaşayan Türk toplumuna yönelik sistematik baskıdan rahatsız olduğumuzu ve Türk toplumunun da çok etkilendiğini, esasen Almanya'nın entegrasyon politikalarıyla da çeliştiğini söyledik. Ve bundan da endişe duyduğumuzu da vurguladık. Çünkü biraz önce fuarın açılışında da söyledim, Sayın Bakanımızın yanında. Burada yaşayan Türkler, Türkiye'ye gelen Alman dostlarımız ve Antalya, Alanya'da yaşayan, Türkiye'nin her yerinde yaşayan Alman dostlarımız iki ülke arasında önemli bir bağ oluşturuyor, dostluğumuzu pekiştiriyor. O nedenle bu uygulamaların mutlaka, yani şu anda Almanya'daki uygulamaların tekrar etmemesi gerektiğini söyledik. Lütfen, basın toplantısı yapıyorum, rahatsız etmeyin. Burası miting falan mı? Şimdi, tabii biz bunları açıkça konuşuyoruz ki iki ülke ilişkileri etkilenmesin. Ve bundan sonraki süreçte diyalogumuzu devam ettireceğiz. Esasen iki ülke arasındaki ilişkilerin herkesten daha iyi olması gerekiyor. Yani bugün de söyledim, bugüne kadar Türkiye Almanya'ya karşı hiç düşmanca bir hareket tavır içinde olmamıştır. Olması için de bir gerek yoktur. Almanya ile ilişkilerimizin kötü olmasının kimseye de faydası yoktur. Ne Almanya'ya ne Türkiye'ye. O yüzden biz Almanya ile ilişkilerimizi neden kötü tutalım? Ama Türkiye'ye yönelik sistematik bir şekilde, yine altını çizerek söylüyorum, karalama kampanyası, Cumhurbaşkanımızı adeta bir nefret unsuru hale getirilmesi ve Topyekün Türkiye'ye yönelik saldırılar, Almanya'da PKK ve diğer terör örgütlerinin Almanya'da serbestçe faaliyet göstermesi gibi rahatsız olduğumuz konuları da çok açık bir şekilde bu sabah gündeme getirdim. Dostum Zygmunt Gabriel de kendi düşüncelerini ve iki ülke arasındaki ilişkilerin daha iyiye gitmesi için temennilerini ve Almanya'nın da tabii ki nasıl baktığını, beklentilerin ne olduğunu da samimi bir şekilde söyledi. Bundan sonraki süreçte en kısa sürede tekrar bir araya geleceğiz. Dostum Zygmunt Gabriel'i Türkiye'de ağırlayacağız. Ve iki Dışişleri Bakanlığı arasında stratejik
işbirliği mekanizması var. Bunu da gerçekleştirmemiz lazım. Türkiye ile Almanya her alanda birbirine ihtiyaç duyan iki ülkedir. Ama önce şuna karar vermemiz lazım. Biz iki dost olarak bir yolumuza devam edeceğiz. Birbirimizden kopmayı mı tercih ediyoruz? Biz iki dost olarak birlikte yola devam etme arzusundayız. Ama Almanya da bu konuda kararını vermeli. Nasıl istiyorsa biz de ona göre adım atarız. Biz de ona göre tavır sergileriz. Ve bizim tercihimiz iki dost ülke olarak varsa sorun açık açık konuşmak. Yine varsa ortaya çıkan fırsat birlikte nasıl değerlendiririz? Bunları da konuşmak. Keza bundan sonra ekonomik ilişkilerimizi ve özellikle turizm alanında, turizm sektöründe de işbirliğimizi güçlendirme konusunda irademizi de ortaya koyduk. Sigmar Gabriel her sene tatilini Türkiye'de geçirir. Geçen sene Ekim ayında da Türkiye'deydi. Yine Schröder'in biliyorsunuz Bodrum'da evi var. Yani Almanya'daki birçok siyasetçi de tatilini Türkiye'de geçiriyor. Sigmar Gabriel de bu sene tatilini geçirmek için Türkiye'ye geleceğini söyledi. Ben de kendisine teşekkür ettiğimi söyledim. Bir sonraki gelişimde de Sigmar Gabriel beni evine davet etti. İnşallah onu evinde ziyaret edeceğim. Biliyorsunuz yeni bir kızı doğdu. Kendisini de tebrik ettik. Geleneksel hediyemizi de takdim ettik. Kendisi de kendi şehriyle ilgili güzel bir kitap hediye etti. Esasen o kitaptaki fotoğraflara bakarken yerin yüzlerce metre altında Türklerin ve Almanların maden ocaklarında birlikte sabah nasıl kahvaltı ettiğini ve Almanya'yı birlikte esasen nasıl inşa ettiğini sembolik olarak gösteren fotoğraflar vardı. İşte biz ilişkilerimize bu açıdan bakıyoruz. Ama Almanya'daki sistematik Türkiye karşıtlığının da bir an evvel dengelenmesi gerekiyor. PKK, FETÖ'cüler ve diğer terör örgütlerinin üyelerinin de Almanya'da serbestçe dolaşıp faaliyet göstermesinin de önüne geçilmesi gerekiyor. Çünkü bunlar hepimizin ortak düşmanıdır, insanlığın ortak düşmanıdır. Bu yılanlar seni de sokar, beni de sokar. Bu düşüncelerimizi de paylaştık. Sonuçta bugünkü görüşmemiz her açıdan çok faydalı bir görüşme oldu. Çok samimi bir ortamda düşüncelerimizi paylaştık, beklentilerimizi birbirimize aktardık. Ve biz bu diyaloğun bu şekilde sürmesini devam ediyoruz. Ve önümüzdeki süreçte hangi bakanımızın ve siyasetçimizin Almanya'da ne zaman hangi faaliyette bulunacağını da kendisine liste halinde verdik. Çünkü daha önce iki başbakan, Şansölye Merkel ve Başbakan Binali Yıldırım böyle anlaşmışlardı. Ve artık yeni Türkiye'den gelecek siyasetçilerin Türk halkıyla, Türk toplumuyla buluşmasının engellenmemesi gerektiğini de beklentimizi de söyledik. Yani evetçiler her türlü faaliyetlerde bulunuyor, affedersiniz. Hayırcılar her türlü burada eylemlerde bulunuyorlar. Gayet evet alıştığımız için bulunuyorlar, destekleniyor. Bazı yerlerde belediyeler ortak oluyor ama evet için kampanya gösterenler, yani da kampanya yapmak isteyenler ve halkla buluşmak isteyenler engelleniyor. Bu demokrasiye uymaz ve biz hiçbir zaman Almanya'daki seçimlerde taraf tutmadık. Sadece Türklere entegre olun, vatandaşlığınızı alın, bu ülkeye katkı sağlayın, haklarından siz de faydalanın dedik. Tabii ki seçme ve seçilme hakkı da dahildir ama seçimlerde hiç taraf tutmadık. Almanya'da Türkiye'deki hassas bir referandum sürecinde taraf tutmamalı ve herhangi bir hayra ya da evite meyil göstermemelidir. Çünkü bu bizim iç işimizdir ve biz hiç kimsenin seçimine ya da başka iç işlerine karışmıyoruz. Dostlarımızdan da beklentimiz budur. Ben gerçekten bu sabahki güzel ve faydalı toplantı için dostum Sigmar Gabriel'e de huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Şimdi sorularınız varsa sorularınızı da cevaplamak isterim. Alman dostlarımız eğer İngilizce sorarlarsa yine onların sorularını da İngilizce olarak cevaplamak isterim. Önce Alman dostlarımıza söz verelim. Ali, sana da söz. Showed understanding towards your position
How was your understanding of his position that there were certain lines that shouldn't be crossed and certain rules that should be obeyed in dealing with each other as countries? Laws and the regulations never violated, and all the messages that has given by the Turkish authorities, including our president, His Excellency Recep Tayyip Erdogan, our prime ministers, myself.